Selamlar, kanala hoş geldiniz. Ben Olcay Çelik. Bugün sizlere DAX'ın en güçlü fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. Calculate nasıl çalışır? Bilmeniz gereken en önemli ipuçları neler? Bu videoda hep birlikte göreceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. İş dünyasının yönelik veriye dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer Kanalı ilk kez izliyorsanız her hafta güncellenen videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz önce Calculate formülünün parametrelerine bir bakalım. Calculate fonksiyonunun ilk parametresi bir ifadedir. İfade dediğimiz şey hesaplamaya çalıştığımız hesaplama ölçüsünden başka bir şey değildir. Calculate formülünü çağırdıktan sonra yapılacak ilk iş. Değerlendirilecek bir ifade yazmak. Fakat buraya bir not düşelim. Yazdığımız ifadenin skaler bir değer döndürmesi gerektiğini sakın unutmayın. Burada önemli olan şey yazdığımız ifadenin bir tablo değerlendirmeyip kadar bir değer değerlendirmesi gerektiğidir. Ardından ilk parametreyi yazdıktan sonra isteğe bağlı olarak yazdığımız parametreleri yani filtreleri kullanabiliriz. Buraya bir not düşelim. Yazacağımız filtrelerin tablo, tablo ifadeleri veya filtre değiştirme işlevleri olması gerekiyor. Yani bu kısımda tablo döndüren bir ifade ya da tablonun üzerinde bir sütun belirtmeniz gerekiyor. İsterseniz bu kısımda akıl zaman fonksiyonları gibi filtre değiştiren fonksiyonlar kullanabilirsiniz. Yazacağımız bu filtrelerin tabloları değerlendirdiğini unutmayın. Filtrelerle çalışırken bilmeniz gereken önemli şeyler neler? İsterseniz bunlardan bahsedelim. Birincisi, bu filtrelerin bir tablo üzerinde çalışması gerekiyor. Filtre kısmına direkt olarak ölçü ya da skaler bir değer yazamıyoruz. Diğer bilmeniz gereken önemli şey ise şu, eğer Calculate içinde yazdığınız filtre başlangıç bağlamıyla ya da görsel öğe üzerinden gelen bir filtre ile çakışırsa, Calculate'in filtresi başlangıç filtresini ezer. Unutmayın, filtreler birbirleriyle çelişkiye düşerse Calculate başlangıç filtresini geçersiz kılar. Ve son olarak şunu da hatırlamakta fayda var. Filtreler birbirleri arasında çakışmamalı. Yani buraya birbirleriyle çelişen iki filtre yazamazsınız. Evet devam edelim ve Power BI'ye dönelim. Calculate nasıl çalışıyor? Birlikte inceleyelim. Şu anda veri modeli görünümdeyiz. Arama tablolarımız yukarıda. Satış yani işlem tablosu ise aşağıda. İlişkilerdeki kardinalite birden çoğa olarak ayarlı. Şimdi gelin veri görünümüne geçelim. Sipariş numarası satış tablosundaki birinci anahtar. Her sipariş numarası benzersiz. Sipariş numarası ile alakalı olarak elimizde sipariş tarihi, aynı zamanda ürün kimliği ve son olarak sipariş miktarı, toplam tutarı ve toplam maliyeti bulunuyor. Ayrıca siparişin hangi kanaldan gerçekleştiğini de analiz edebiliriz. Evet devam edelim ve rapor görünümüne geçelim. İsterseniz önce raporumuzda bir matris tablo oluşturalım. Ardından satış tablosundaki satış kanalını sürükleyip satırlara bırakalım. Ve son olarak toplam satış ölçüsünü satış kanalının yanına yerleştirelim. Toplam satışlar ölçüsü her zaman kullandığımız satış tablosundaki toplam tutarı kümeleyerek topladığımız temel ölçümüz. Evet devam edelim ve yeni bir ölçü oluşturalım. Calculate fonksiyonun işleyişine yakından bakalım. Şimdi gelin export satışları hesaplayalım. Eşittir yazalım ve Calculate fonksiyonunu çağıralım. Export satışlarını hesaplayacağız. O zaman toplam satış ölçüsünü çağırmamız gerekiyor. Ardından filtre kısmına satış kanalı eşittir export yazmalıyız. Evet parantezleri kapatalım ve Enter'a basalım. Oluşturduğumuz yeni ölçüyü tabloya koymak istersek acaba nasıl bir sonuç alırız? Bir düşünelim. Evet devam edelim. Ve oluşturduğumuz ölçüye gidelim. Bu ölçüyü tabloya yerleştirelim. Dikkatli bakarsanız export satışlarının her satır için tekrar ettiğini görebilirsiniz. Ölçüyü tabloya koymadan önce yalnızca export satışlarının tabloda gözüküp diğerlerinin boş gözükeceğini tahmin etmiş olabilirsiniz. Peki kalkulat neden diğer satırlarda da aynı değeri gösteriyor? Bunu anlamak için yazdığımız fonksiyona gelin yakından bakalım. Calculate fonksiyonunda export satışlarını hesaplamak için filtre kısmında export satışları yazıyoruz. Diğer yandan matris tablosunda da başlangıç bağlamında da ayrıca satış kanalları bazında filtre uyguluyoruz. Şu anda başlangıç bağlamı bu satırda satış kanalının export olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Calculate fonksiyonunda satış kanalının export olduğunu belirtiyor. Şu anda filtreler birbirleriyle çalışmıyor. Bu yüzden export satış tutarını hesaplıyoruz. Devam edelim ve birinci satırda ne olup bittiğini değerlendirelim. Tablo şu anda birinci satırda distribütör filtresini uyguluyor. Diğer yandan calculate fonksiyonu ise formülde belirttiğimiz export filtresini uyguluyor. Ancak bu filtreler birbirleriyle çelişiyor. Bu durumda calculate başlangıç bağlamından gelen distribütör filtresini geçersiz kılacak. Böyle bir durumda calculate ile belirlediğimiz filtre başlangıç filtresini ezecek ve kendi filtresini uygulayacak. Bu yüzden export satışlarını hesaplayacak. Aynısı burada da geçerli diyebiliriz matris tablo 3. satırda toplam satış filtresini uyguluyor. Aynı zamanda Calculate'de fonksiyonda belirttiğimiz export filtresini uygulamaya devam ediyor. Her iki filtre birbiriyle çeliştiği için Calculate fonksiyonunda yazan filtre uygulanır. Sanırım Calculate fonksiyonunun başlangıç bağlamından gelen filtreyi iptal ettiğini hepimiz anladık. Evet devam edelim ve her bir satış kanalının toplam satışlara katkısının ne olduğunu da hesaplayalım. Yapacağımız şey şu. Satış kanalının karşısında ilgili kanaldan gelen satışların yerine Tüm kanalların satış toplamını elde etmek istiyoruz. Bunu yaparsak her satış kanalından gelen satışları genel toplama bölerek her kanalın toplam katkısını yüzdesel olarak hesaplayabiliriz. O zaman gelin yeni bir ölçü oluşturalım. Ölçünün adını yüzde katkı payı yapalım. Ardından alt satıra geçelim ve bir değişken oluşturalım. Değişkenin adı genel toplam olsun. Şimdi eşittir yazalım ve calculate fonksiyonunu çağıralım. Genel toplamı hesaplayacağız bu yüzden toplam satış ölçüsünü yeniden çağıralım. Şimdi bu kısımda genel toplamı hesaplayacağımız için Başlangıç bağlamından gelen satış kanalı filtresini kaldırmamız gerekiyor. Bunun için all fonksiyonunu kullanalım ve all fonksiyonu içinde satış kanalı sütununu çağıralım. Başlangıç bağlamından gelen filtreyi kaldırdığımızda satış kanalının tamamını hesaplamaya dahil etmiş oluruz. Böylece genel toplamı hesaplayabiliriz. Şimdi değişkenin geçerli olması için return yazalım ve değişkeni çağıralım. Evet devam edelim ve enter'a basalım ve fonksiyonun ne yaptığına birlikte bakalım. Şu anda tablomuz başlangıç bağlamından dolayı satış kanalı filtresini uyguluyor. Ancak genel toplamda yazdığımız fonksiyondan ötürü başlangıç bağlamından gelen filtreyi iptal ediyoruz. Bu sebeple de her satırda genel toplamı hesaplıyoruz. E şu anda her satırda genel toplamı elde ettiğimize göre artık katkı payını hesaplayabiliriz. Evet bunun için yapmamız gereken şey şu. Önce divide fonksiyonunu çağıralım. Ardından toplam satışları genel toplama bölelim. Alternatif sonuç olarak 0 yazalım ve parantezi kapatalım. Şimdi Enter'a basabiliriz. Oluşturduğumuz ölçüye gidelim ve ölçüyü biçimlendirmeyi unutmayalım. Evet artık ölçümüz hazır. Evet devam edelim ve Calculate ile başka bir pratik hesaplama daha yapalım. Önce bu tabloyu silelim ve görsel öğelere gidelim ve başka bir matris tablo oluşturalım. Tablomuza önce takvim tablomuzdan gelen yıl sütununu rapora yerleştirelim. Ardından aylara gidelim ve sürükleyip satırlara bırakalım. Matris tablosunda detaylandırma yapabiliyoruz. Bunu yapabilmek için önce tabloya toplam satışları ekleyelim ve bu kısımdan tabloyu genişletelim. Şu anda elimizde yıllar ve yıllara ait aylar bazında toplam satışlar var. Peki 2015 ile 2016'yı karşılaştırmak istersek ne yapmalıyız bir düşünelim. Mesela 2016'dan 2015'e yüzde kaç büyüme gerçekleşmiş hesaplayalım. Şimdi yeni ölçü oluştura gidelim ve tıklayalım. Ölçünün adını satışlar geçen yıl yapalım. Ardından bir alt satıra geçelim. et yazalım. Ardından geçen yılın satışlarını hesaplayacağımız için satışlar ölçüsünü çağıralım. Geçen yıl satışlarını hesaplamak için bağlamı değiştirmem gerekiyor. Şu anda başlangıç bağlamı 2016. Geçen yılın satışlarını hesaplamak için bu bağlamı değiştirmeliyiz. Bunu yapabilmek için semper last year fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu fonksiyonda takvim tablosundaki tarih tablosunu belirtmeliyiz. Ardından parantezi kapatıp enter'a basalım. Bu yazdığımız formül aslında şunu yapacak. Başlangıç bağlamı olarak satırlardaki filtreleri yani önce ayları, sonra yılları filtre olarak uyguladıktan sonra yazdığımız formül bu filtreleri iptal edecek ve geçen yılın filtresini uygulayacak. Satırlardaki ay filtresi geçerli olacak. Ancak filtreyi cari yıla değil, geçen yıla göre uygulayacak. Evet oluşturduğumuz ölçüye gidelim ve sürükleyip rapora bırakalım. Şu anda tabloda Nisan 2006'ya karşılık yan tarafta geçen yılın satışları var. Geçen yıla göre yüzde ne kadar büyüme gerçekleşmiş hesaplamak için şimdi yeni bir ölçü daha oluşturalım. Ölçünün adı yüzde büyüme olsun. Şimdi divide fonksiyonunu çağıralım ve toplam satışları geçen yılın satışlarına bölelim. Alternatif sonuç olarak 0 yazalım ve parantezi kapatalım. Büyümeyi hesaplamak için eksi 1 yazalım ve enter'a basalım. Buraya bir not düşelim. İlk yıl için geçen yıl satışları hesaplanmayacağı için payda boş olacak. Sayı bölü boşluk biliyorsunuz sonsuz. Hatırlarsınız hata olursa sıfır yazsın istemiştik. Büyümeyi hesaplarken eksi bir yazdık. Bu yüzden şu anda geçen yılın gözükmediği yerlerde hata ile karşılaşıyoruz. Şimdi bu hatayı düzeltelim. Önce bir alt satıra geçelim. Ve yeni bir değişken oluşturalım. Değişkenin adını satış geçen yıl yapalım. Ve geçen yılın satışlarını çağıralım. Ve değişkenin geçerli olması için alt satıra geçelim. Ve return yazalım. Ardından toplam satışların boş olup olmadığını kontrol edelim ve geçen yılın satışlarını da aynı şekilde kontrol edelim. Eğer bu iki koşul boş değilse o zaman büyümeyi hesaplayalım. Toplam satışlar bölü geçen yıl satışlarını yazalım. Büyümeyi hesaplamak için eksi bir yazmamız yeterli. Evet artık Enter'a basabiliriz. Aksi takdirde boş satırlar getirilsin. Bu yöntemle if sayesinde hesaplamaya bir koşul eklemiş olduk. Eğer hesaplamada kullanacağımız sayılar tabloda gözükmezse o zaman koşula göre hesaplama yapmış olduk. Evet videonun sonuna geldik. Calculate'in nasıl çalıştığını sizlere bu videoda göstermeye çalıştım. Eğer nasıl yapacağınız konusunda sorularınız varsa aşağıdaki yorumlardan sohbet edebiliriz. Power BI Eğitimleri TV kanalını ilk kez ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> <görüşmek> Hoşçakalın. <ederim. gülüyor>